Usura d'oro. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, Peygamber Efendimizin Miraç hadisesi var. Herkes biliyor. Bu her kula Allah-u Teala nasip etmiyor. Yani hatta her peygamber bile bundan nasiplenememiş. Yani Miraç hadisesinden, Miraç'tan. Şimdi bu çok... Her şeyi gösteriyor Allah-u Teala Miraç'ta. Çok önemli bir şey. Yani Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz'e de ne kadar değer verdiğini göstermesi bakımından da önemli. Bunu biliyoruz buraya kadar. Buradan itibaren şöyle bir hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, namaz müminin miracıdır. Yani bu kadar önemli olan miraca mümin namazda ulaşmış mı oluyor? Ya da bu nasıl bir şey? Nasıl anlamak lazım bunu? Şimdi kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki Mustafa abi, imandan sonra en kıymetli ibadet namazdır. İmandan sonra. İman çok mühim. Ama imandan sonra ilk sıraya namazı koymuşlar. İman gibi onun da güzelliği kendindendir. Başka ibadetlerin güzelliği kendilerinden değildir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rahatını, huzurunu namaz kılmak da bildirdi. Ve hadis-i şerifte Allah ile kul arasındaki perdeler ancak namazda kaldırılır buyurmuştur. Namazda kaldırılmıştır. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri de daha geniş bir şekilde izah ederken, namaz bütün ibadetleri kendisinde toplamıştır. İslam'ın beşte bir parçası ise de bu toplayıcılığından dolayı yalnız başına Müslümanlık demek olmuştur. Yalnız başına Müslümanlık demek olmuştur. Çünkü oruç senette bir defa. Hac ömründe bir defa, zekat da. Zengin olursa. Zengin olursa o da. Fakir. O da senede bir defa. Değil yani. Senede bir defa. Ama namaz her gün. Günde beş defa. Zengin fakir herkese. Yani namaz kılıyorsan Müslüman diyorsun. Ama zekat verdiğini göremeyebilirsin. Oruç tuttuğunu da anlayamayabilirsin. Senden habersiz sadece hacca gitmiş gelmiştir. Onu da bilmiyorsundur. Evet. Ama kırda, bayırda nerede olursun vakit gelince bu adam gözünün önünde namaz kılıyor. Kırda da kılıyor, bayırda da kılıyor, camide de kılıyorsun, ne diyorsun, Müslüman mı diyorsun? Onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri bu diyor bütün toplayıcılığı sebebiyle diyor, yalnız başına diyor bir kimsenin Müslüman olup olmadığını alamet olmaktadır. Alamet olmaktadır. İnsanı Allah-u Teala sevgisine kavuşturacak işlerin birincisi olmuştur. Alemlerin efendisine Miraç gecesi cennette nasip olan rü'yet, cennette nasip olan rü'yet şerefi, dünyaya indikten sonra dünyanın haline uygun olarak kendisine yalnız namazda müyesser olmuştur. Şimdi Allah-u Teala'yı Miraç gecesi Peygamber Efendimiz bizim anlamadığımız şekilde gördü. Gördüğünde bildirdi. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Allah-u Teala Peygamber Efendimizin Miraç'ta gördüğü değildir. Ben onu ilk okuduğumda şaşırdım. Allah Allah. Nasıl oluyor? Nasıl olur? Çünkü Muhammed Aleyhisselam mahluktur. Evet, yaratılan mahlukların en zirvesindedir, en kıymetlisidir. Ama yaratılmıştır. Yaratılan yaratanı ihata edemez. Kendi yaratılışına uygun olarak gördü buyuruyor. Cennette de, cennete giren de herkes kendi derecesine, yaratılışına uygun olarak Allah-u Teala'yı görecek. Gördüm diyecek, o zevki tadacak buyuruyor. Şimdi Peygamber Efendimiz gördü ya, tabii o zevkin ümmeti içinde olmasını talep etti. Ümmeti içinde olmasını talep etti. Allah-u Teala'da Miraç gecesi beş vakit namazı Peygamber Efendimiz ve onun ümmetine farz etti. Ve Peygamber Efendimiz o duasını, o talebini kabul ederek dünya şartlarına uygun olarak Peygamber Efendimiz'in Miraç gecesi Allah-u Teala'yı görme hali namazda dünya şartlarına uygun olarak tezahür eder buyuruluyor. Efendim oluyor mu? Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri'nin ayağındaki ok çıkartılıyor, haberi olmuyor. Böyle nice aynı şekilde sonra gelen tabiinden, tebe-i tabiinden, evliyadan, insan, niceler var. Namaza durdukları zaman aynı şekilde dünyadan haberleri olmuyor. Bir hal kaplıyor. Hatta Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri Subhani kelimesi telaffuz etmiş. Subhani, ben Subhanım. Yani zahiren şer'an küfür o söz.
Talebeler diyor ki efendim böyle söylüyorsunuz siz o şey halinize girdiğiniz zaman. Buyuruyor ki o zaman kılıçlarla mızraklarla saldırın bana. Hakikaten o hal şey yaparken saldırıyorlar, kılıçlar mızraklar eğiliyor. Diyor ki benimle alakalı değil. Benimle alakalı değil. Şey de Hallacı Mansur Hazretleri'nin ağzından da enel hak çıkıyor enel hak falan. Diyor. Çıkıyor falan. O farklı bir şey. Sonrakilerde aynı şekilde tezahür etmiştir. Dolayısıyla o Miraç'taki haz, zevk, hal, dünya şartlarına uygun olarak ifadesi geçiyor. Çünkü Allah-u Teala dünyada görmek, yani Cenab-ı Hak isterse olur ama burasını kendi zatını görülecek şekilde yaratmamıştır buyuruyor. Cennete görülecek, cennete girenler göreceklerdi. Bunun içinde Peygamber Efendimiz Miraç'ta o hadiseyle yani görme rü'yetle şereflendiği için namazda da dünya şartlarına uygun şekilde o hal tezahür eder. Bu sebepten dolayı namaz müminin miracıdır buyurulmuştur diye açıklıyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Ve ruhun gıdası kalbin şifasıdır buyuruluyor. Bunun için de Peygamber Efendimiz ey Bilal beni ferahlandır diye ezan okumasını emir buyururdu. Namaz kalbimin neşesi, gözümün bebeğidir buyururlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaza durdukları zaman dünyayla irtibatı kesilirdi buyuruluyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yakın olan ona benzeyenlerde de bu haller zuhur ederdi. Namaza durdukları zaman. Mesela Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerini hep nakletmişler. Namaza durduğu zaman bütün alem alt üst olsa hiç haberi olmazdı buyuruyor. Hiç haberi olmazdı. Muhammed Masum Hazretleri buyuruyor ki namaz dinin direği, müminin miracıdır. Onu en iyi şekilde kılmaya gayret etmelidir buyurmuştur. Miraç gecesinde Peygamber Efendimiz'e ihsan olan nimetler bu dünyada onun ümmetine yalnız namazda tattırılmaktadır. Şimdi bunları naklettik de bizi izleyen ve dinleyenler hatırına gelebilir. Bu nasıl olur? Benim elimde sihirli bir değnek var. Dokundum oluyor. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Bütün mesele hani dönüp dolaşıp hani diğer günlerdeki o sohbetlerde de zaman zaman tekrar ettiğimiz önce namaza ait hükümleri doğru öğreneceğiz. Günahlardan tövbe edeceğiz. Ve o zaman din büyüklerinin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere Eshab-ı Kiram Efendilerimizin hayatlarını sık sık okuyacağız. Bunları okudukça İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatını okumak da ihlas arttırır böyle. Bunları okudukça, yaptıkça ve namazın aynı şekilde ehemmiyetini, önemini hissettikçe şimdi haramlardan kesilince yalan, gıybet, dedikodu, suizan bunlardan da kesilince nefis gıdasını alamadığı için zayıflar. Zayıflayınca kalp, ruh parlamaya başlar. Yavaş yavaş o lezzet almaya başlar. Okudukça onların hayatlarında onlardan kırıntılar gelmeye başlar. O zaman olur o. Yoksa durup dururken ben Mustafa Bey geldim bugün namazdan lezzet almak istiyorum. Bir parça bana verir misin? Olur. Kaç kanap istersin? Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Yani orada oturacaksın. Sen de kulsun, ben de kulum. İslam alimleri de ölçüyü bildirmişler. Arkadaş böyle olursa neticesi bu olur diye. Sen oturduğun yerde bana olmuyor. Olmaz tabii canım. Niye olsun sana? Bana da olmuyordur diye. Bildirilenlere uydun mu? Tabii. Ona uyarsa olur mu? Olur. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki eğer kul Allah'ın ne kadar affedici olduğunu bilseydi haram işlemekten çekinmezdi. Azabının da ne kadar şiddetli olduğunu bilseydi hep ibadet eder, hiç günah işlemezdi. İmam-ı Rabbani'nin Meratib-i Vahdet-i Vücudun Tahkiki Risalesi vardır. İmam-ı Rabbani Şerh-i Rubaiyat'ı şerh ederek Muhyiddin Arabi'nin sözlerini tevil buyurmuşlardır. İslamiyete uygun manalar vermişlerdir. İmam-ı Rabbani'nin yüce pederleri buyurmuştur ki 72 bozuk fırkanın meydana çıkması tasavvuf yolunu bitirmeyen kimseler sebebiyle olmuştur. Bu tasavvuf yolundakiler neticeye ulaşamadıkları için sapıtmışlardır. İmam-ı Şafii buyuruyorlar ki, Ebu Bekr-i Sıddık'ın eftaliyetine
sahabe-i kiram ittifak etmişlerdir. İmam-ı Şafii, İmam-ı Azam'ın fıkh ilmindeki yüksek derecesinden bir parça anlayıp, bütün fukaha, Ebu Hanife'nin ev halkı gibidir, buyurmuştur. İmam-ı Gazali buyuruyor ki, Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem, Miraç'ta Hak Teâlâ'yı görmedi. Bundan maksat, rüyet-i dünya ile görmedi, demektir. İmam-ı Gazali buyurdular ki, Sıffin vakası, halife olmak için değil, İslamiyetin kısas emrini yapmak içindi. İmam-ı Malik, tebe-i tabiindendir. İmam-ı Ebu Yusuf için, taklitten kurtulduktan sonra, yani içtihat makamına yükseldikten sonra, üstadı Ebu Hanife'ye, rahmetullahi aleyh, tabi olması hatadır. Yıllarca Mevla, sen rüzgarlardan Yusuf'u sordu. Yusuf'um, Yusuf'um, nerede diyordu. Ağlar Yakup ağlar, Yusuf'um deyum. Ağlar Yakup ağlar, Yusuf'um deyum. Ben bir Yakup kendi halimde, Mevla'nın ismi var idi dilimde. Aldırdım Yusuf'u Kenan ilinde. Ağlar Yakup ağlar, Yusuf'um deyum. Ağlar Yakup ağlar, Yusuf'um deyum. Attılar kuyuya şehit kastına, Cebrail yetişti Mevla dostuna. İhlas ile çıktı suyun üstüne. Ağlar Yakup ağlar, Yusuf'um deyum. 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 Oruç kefareti için ard arda 60 gün oruç tutar. 60 gün sonra tutmadığı her gün için birer gün daha tutar. Birkaç Ramazan'da kefaretleri olan veya bir Ramazan'da 2 gün kefareti olan kimse, birinci kefareti yapmamış ise ikisi için yalnız bir kefaret yapar. Birinci kefareti yapmış ise ikinci kefareti de ayrıca yapar. Kefaret orucu, hastalık, yolculuk gibi bir özr ile veya bayram günlerine rastlamak sebebiyle bozulursa veya Ramazan'a rastlarsa, yeniden 60 gün tutmak lazım olur. Bayram günlerinde bozmazsa, yine yeniden başlaması lazım olur. Kadın, hayız ve nifas sebebiyle bozunca, yeniden başlamaz. Temizlenince, geri kalan günleri tutarak 60'ı tamamlar. Fakat yemin kefareti olan 3 gün ard arda tutulacak orucu bu sebeple bozan kadının da 3 günü yeniden tutması lazım olur. Kefaret orucuna, Ramazan'a ve bayramlara rastlamayacak şekilde başlamalıdır. Seyyid Fehim Arvasi rahmetullahi aleyh. Allah adamlarından olan bu evliya zat bir günkü vaazında şöyle etti nasihat: asla güvenmeyiniz hiçbir taatinize. Allah'a boyun bükmek yakışır zira bize.
Gafletle yapıyoruz her ibadetimizi. Allah'ın merhameti kurtarır ancak bizi. Olmazsa büyüklerden bir şefaat ve yardım, yalnız amelimizle kurtulmak zordur yarın. Hiç kimse kurtulamaz asla tövbe etmeden. Yapmalı tövbeyi de ağlayarak yürekten. Büyüklerden biri de şöyle buyurmaktadır: bizim tövbemiz bile bir tövbeye muhtaçtır. Alimlerin biri de buyurur bu mevzuda: derhal tövbe eyleyin her ibadet sonunda. Sordular ki: efendim, birçok alim, evliya hep kötülemişlerdir dünyayı ekseriya. Halbuki dünyaya da çalışmak gerekmez mi? Çünkü yaşamak için bu da icap etmez mi? Dünya kötü olunca bunun için uğraşmak dinen mahsurlu mudur çalışıp zengin olmak? Buyurdu: hayır, asla. Mal kötülenmemiştir. Zira Cenab-ı Allah mala hayır demiştir. Kötü olan mal değil, ona gönül vermektir. Yani mal sevgisini kalbe yerleştirmektir. Halbuki nazargâh-ı ilahidir kalbimiz. Kalpleri kendisine mahsus kıldı Rabbimiz. Kalp, Allah sevgisinin ve imanın yeridir. Kalpte bunlar oldukça hayattadır, diridir. Halbuki sevmez Allah dünyayı zerre kadar. Ona ezelden beri etmemiştir hiç nazar. Madem ki bu dünyayı sevmiyor Rabbimiz de, öyleyse muhabbetin ne arar kalbimizde? Mühim olan insanda gaye, hedef, niyettir. Yani kulun gönlünde olan istikamettir. Yalnız dünyalık ise kişinin tek hedefi, o dünya adamıdır. Çok fakir olsa dahi. Çünkü sırf nefsi için dünyalık eder talep. Dünyaya yönelmiştir. Dünyayı düşünür hep. Birinin de gönlünde ahiret varsa eğer, dünya mali mülküne vermiyorsa hiç değer, olsa da onun pek çok malı, mülkü, makamı, ahiret adamıdır, değil dünya adamı. Çünkü çok malı mülkü olsa da onun yine, lakin sevgilerini sokmamıştır kalbine. İbrahim peygamberin davarları, malları doldururdu bir cümle ovaları, dağları. Lakin sevgilerini sokmamıştı kalbine. Verdi bir gün hepsini bir kez Allah diyene. Süleyman Nebi'ye de verilmişken saltanat, kalbinde zerre kadar sevgisi yoktu fakat. İstihaza kanı, idrar, ishal, yel, devamlı burnu kanaması ve yaranın akması, Hanefi mezhebinde bir namaz vakti içinde durmadan devam ederse özür sahibi olur. Gözü ağrıyanın gözünün devamlı sulanması, kulağından, memesinden, göbeğinden devamlı bir şey akması da böyledir. İlaç ile pamuk koymak, sarmakla, namazı oturarak kılarak akıntıyı durdurmak vaciptir. Durduramazsa, her namaz vakti girdikten sonra abdest alıp namazları öylece kılar. Namaz vakitlerinin çıkmasıyla abdestleri bozulur. Hanefi'de özür sahibi olmak için özrün bir namaz vakti içinde abdest alıp o vaktin farzını kılacak kadar bir zaman durmayıp hep akması lazımdır. Özür sahibi olduktan sonra bir namaz vaktinde
bir kere akıp durunca, özür sahibi olmak devam eder. Bir namaz vaktinde hiç akmazsa, özür sahibi olmak nihayet bulur. Özür sahibinden akan şeyler, necaset-i galiza olduklarından, namaz kılacağı zaman, çamaşırına bulaşmış olanı, Hanefi'de bir dirhemden fazla ise, bunu yıkaması farzdır. Namaz kılacak zaman kadar durmayıp bulaşırsa, yıkamadan kılar. Dirhem miktarı katı necaset için bir miskaldir ki, 4 gram ve 80 santigramdır. Sıvılar için açık avucun içini dolduran suyun yüzeyi kadar yer demektir. Abdesti bozan şey, bir namaz vaktinde ve namaz içinde çıkıp devam etmese bile, Maliki mezhebinde özür sahibi olur. Abdesti ve namazı bozulmaz. Hanefi mezhebinde olan kimse, Maliki mezhebini taklit eder. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere şirin ilimiz Kayseri'den sesleniyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın destek ve katkılarıyla yapmakta olduğumuz programlarımızın bugünkü bölümünde sizlere inşallah Şeyh Camii'ni anlatacağım. Şeyh Camii'ni Şeyh İbrahim Tennuri Hazretleri yaptırmıştır. İbrahim Tennuri Hazretleri kimdir? Onu İnşallah caminin önüne gideceğiz. Hem türbesi görünüyor, hem bir çeşmesi var, o görünüyor. Caminin orada inşallah sizlere daha rahat göstereceğiz. Çünkü çok insan trafiği var. İnsanların hürriyetini de kısıtlamak istemiyoruz. Gidelim oraya efendim. Şeyh İbrahim Tennuri Hazretleri'nin caminin, Şeyh Camii de deniyor buraya. Efendim türbesinin ve çeşmesinin bulunduğu mekanın önüne geldik. Maşallah çok kalabalık. Günün de biraz böyle öğlen tatili sırasına denk geldiği için insanları tahdit etmemiz de zor oluyor. Allah razı olsun. Kayseriler el kol oldular. Trafiğimizi ayarlıyor. Film çekiyor. Aman kardeşim geçmeyin oradan diyorlar. İnsanoğlu filmden anlıyor efendim. Yoksa belgesel desek neymiş falan derken vızt geçiyor önünüzden. Şimdi İbrahim Tennuri Hazretleri Kayserili değil. Sivas'tan gelmiş. Doğum tarihi bilinmiyor. 1438'de gelmiş. 1482'ye kadar 44 sene Kayserilere hakkı doğruyu anlatmaya çalışmış. Burada tekkesi varmış. Cami bilahare yapılmış. Türbesi de vefat ettikten sonra torunlarından biri tarafından yaptırılmış. Şimdi buradan kaça kaça caminin içine gidiyoruz. Aksi halde sizlere rahat bir şekilde konuyu anlatmam mümkün olamayacak. Ben caminin içine gidiyorum efendim. Şeyh Camii'nin, Şeyh İbrahim Tennuri Hazretleri'nin adını taşıyan caminin son cemaat yerine girdik. Son cemaat yeri ahşap olarak örtülü. Yapıldığında ahşap olarak örtülü olmama ihtimali az. Niye? İçerisi de öyle çünkü. Şimdi burada ayrıca bir de duvarları da ahşapla kaplamışlar görüldüğü gibi efendim. Belli bir seviyeye kadar. Bu eski kaplama efendim. Ama bol bol boya sürmüşler. Boyayı bolmuşlar demek ki. İnşallah bundan sonra tarihi eserlerimiz boyanmayacak. Esas orijinal rengiyle taşı ortada, sıvasız. Aman ne güzel olur efendim. Tam bir tarihi eser olur işte. Bakın şimdi. Şurası boyansaydı ki şuraya taşa getirmişler. Kayseri'nin siyah taşları var. Ama böyle boyalı da siyah taş yapılmaz ki. Ocaktan çıktığı gibi gelmeli efendim. Taşın güzelliği o. Taş hava alacak biraz. Nefes alacak yani. İnsan gibi nefes alır bu da. Bunun da kendine göre bir nefesi var. Üstündeki kilit taşı gayet güzel. Kemer olduğu gibi yuvarlak bir kemer ve sivri değil. Kilit taşları da bir söveden öbür söveye kadar iletilmiş. Burada beyaz mermerler kullanılmış. Şuraya kadar beyaz mermer. Altı da normal Kayseri civarında bulunan taş. Yanlardaki İhtimal ki bir onarım sırasında 1890'larda bir de 1910'larda falan veya 12'lerde bir onarım geçirmiş torunları tarafından
onartılmış. O onarım esnasında buralarda tabii yıkık yerler ister istemez o günün teknolojisiyle yapılacak. 1470'te yapılan bir camiye 73'ün teknolojisindeki mimar lazım. Yok. Malzeme lazım. Yok. Amele lazım. Amele bile 1470'ün amelesi farklıydı efendim. Evet. Buradan kapıdan içeriye giriyoruz. Ahşap kapısı yenilenmiş bir kapı. Yani o tarihi kapı değil ama caminin içinden türbeye geçiş var. O kapı eski efendim. Onu da sizlere göstereceğim. Şimdi geçelim. İçeriye de İbrahim Tennuri Hazretleri'ni biraz anlatalım efendim. Efendim cami görüldüğü gibi çok büyük bir mekan değil. Yine de nereden baksanız 10'a 10 ebadında kare mekanlı bir cami. Yani 100 metrekare civarında. İkinci Bayezid Han, Fatih Sultan Mehmet Han'ın oğlu zamanında yapılmış. Efendim İbrahim Tennuri Hazretleri bu cami adına yapılan zat Şeyh Yavsi Hazretleri'nin hocasıdır. Şeyh Yavsi burada ders gördü. Şeyh Yavsi Hazretleri kimdir? İskilip'te efendim onun kabri, türbesi. Şeyh Yavsi Hazretleri Ebu Suud Efendi'nin babasıdır. Yani İbrahim Tennuri Hazretleri'nin talebesinin oğludur. Yani öyle bir aileden yetişmiş ki Ebu Suud Efendi Hazretleri rahmetullah aleyh Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında çok uzun süre Şeyhülislamlık yapmış ve kıl kadar da bildiği doğru yoldan padişahın hatırına veya filanın falanın hatırına ayrılmamış bir insandır. İbrahim Tennuri Hazretleri şiirler de yazardı efendim. Tasavvufi şiirler de yazardı. O rahmetli şimdi türbesinin başında anmadan önce burada insanlara çok güzel örnekler olacak şiirinden bazı pasajları müsaade ederseniz okuyayım. Sonra caminin yapısını sizlere tanıtmaya çalışayım. İbrahim Tennuri Hazretleri'nin bu okuyacağım ilahisi veya şiiri diyelim. Hakikaten üzerinde büyük kalınca bir cilt tez hazırlanacak kadar güzeldir. Bugünkü insanın da birçok problemlerine çözüm bulacak bir şiirdir. Bir ifade tarzı var. Cana cefa, ya kıl vefa. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Ya dört gönder, ya dert gönder, yahut deva. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Hoştur bana senden gelen. Ya hilattür veya ya hilatü ya da kefen. Ya taze gül yahut diken. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Yani lütuf olduğu zaman gülücükler açıyor. Kahrolduğu zaman o nasıl olurmuş benim gibi adama falan yok. Onu da yüzünü ekşitmeden, buruşturmadan acıyı da tatlı gibi alabilmek de iş. Buyuruyor. Ben öyle birisi değilim efendim. Ger bağu ger bostan ola. Ger bendü ger zindan ola. Ger vaslu ger hicran ola. Ya ayrılık ya kavuşma ola. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Ayırsan da, kavuştursan da hepsi kabulümüz. Ağladırsan zari zari. Verirsen cenneti huri, layık görür isen narı, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Cennet ve huriyi verirsen de hoş, cehennemin narını bize layık görürsen de, nasip edersen de hoş. Gerek ağlat, gerek güldür, gerek dirilt, gerek öldür. Bu aşık hem sana kuldur. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Tabii şiirleri çok, çok da manalı şiirler. Elbette ki Şeyh Yavsi Hazretleri'ni yetiştiren bir insanın ilim derecesi de sadece şairlikle değil, ehli sünnet itikadı olarak çok güzel bir itikatta ve büyüklerden aldığı bilgileri o bozulmamış dönemde kendinden sonraklara güzelce aktarmış olan birisidir. Allah rahmet eylesin. Bu yapı hakkında biraz bilgi vereyim. Birkaç onarım geçirdiğini söylemiş idim. Ahşap dört tane direğin üzerine çatı
bindirilmiş. Çatın üzerinde iki tane kıble istikametine giden kalınca lentolar var. Onların üzerine de kıblenin 90 derece açısıyla direkler bindirilmiş. Böylece Anadolu'daki bir ev teknolojisinin, yapı teknolojisinin toprak damların alt kısmı hazırlanmış. Üzeri şu anda çatılı vaziyette. Bu direklerden hemen sonra minber ve mihrabı da sizlere bir tanıtayım. Malum camilere girdiğimizde sağdan minberden başlayıp kürsüden çıkıyoruz. Bu üç unsuru da söyleyip türbesine geçeceğiz. Zamanımız da daraldı. Fazla da zamanı şişirmek istemiyoruz, zorlamak istemiyoruz. Efendim minberin yanındayım. Minber gördüğünüz gibi eski tip bir minber. Üzerinde çok işlemeler, oyuklar, nakışlar yok. Sade yapılmış ama belli ki eski. Gerek bu direkler olsun, 4 tane bu direklerden, gerekse minber olsun. Çok bol miktarda boya yemiş. Ne yapsınlar şimdi? Bundan önceki dönemde vakıf eserler, tarihi eserler üzerinde böyle boyamalarda fazla bir titizlik yoktu. Şu anda Vakıflar Genel Müdürlüğümüz bu konuda bir seferberlik başlatmış durumda. İskilip'teki Ulu Cami'nin boyalı direklerinin boyalarını kazıdıktan sonra da gittim, hayran kaldım. Sanki yepyeni bir cami yapılmış. Yani yüzlerce yıl önce Tosya'nın dağlarından getirilen çam direkleri mis gibi duruyor efendim. Ne olur bunu böyle yapalım. Tabii bunu kazırken de direği inceltip de efendim ona da zarar vermemek lazım. Kimyevi yollarla bunu vakıflarımızın ekipleri çok güzel yapıyor ve yaptırıyor. Hemen minberden mihraba dönüyorum. Mihrap gördüğünüz gibi yine bu bölgenin o güzel sağlam taşından yapılmış. Osmanlı zamanında yapıldığı için tip olarak Osmanlı minberi, nişleri falan gayet kibar ve sivrilmemiş. Buraya da Osmanlı'nın sık sık kullandığı şu küre asılmış. Bu zincir akıl zinciri, dünya akıl zincirine bağlıdır. Aksi halde bu zincire bağlanmazsa bu küre düşer, parçalanır, manasına da geliyor imiş. Burada bir vaaz kürsüsü var. Bu vaaz kürsüsü de eski bir kürsü. Kim bilir kaç tane din alimi, kıymetli insan burada. Yüzlerce sene insanlara vaaz-ı nasihatta bulundu. Ne güzel bir hatıra yer. Buradan hemen türbeye geçiyoruz ve orada noktalayacağız. Zamanımız iyice kısaldı. Şimdi Şeyh Tevnuri Hazretleri'nin türbesinin giriş kapısı öndeyiz. Giriş kapısı da caminin içinden ve güzel mermerle sanki bir cami giriş kapısı gibi kemerli falan kilit taşlarla beraber yapılmış. Ahşap bir de kapısı var efendim, kilitlenmek üzere. Bu kapı bayağı eski bir kapı. Güzel de bir kapı, hoş. Yani örnek alınabilecek bir kapı ahşaptan. Şimdi ben türbenin içerisine giriyorum. Efendim önümde 3 tane sanduka var. Şu birinci sanduka İbrahim Tennuri Hazretleri'nin rahmetullahi aleyh, yanındaki oğlunun ihtimal ki kendinden sonra oğlu devam ettirdi bu eğitim işlerini. Daha sonraki de küçük oğlunun 3 tane sanduka. Kabirleri tabii alt tarafta. Üstteki bu örtüler hürmeten insanlar çiğnemesin etmesin diye böyle bir örtülü sanduka vaziyetine getirilmiş. Efendim külahlı bir kubbesi var ve kubbenin kastağında da şuradan Besmele-i Şerif'le başlayan Bismillahirrahmanirrahim Ela inne evliya Allahü diye devam eden bir Sure-i Şerif başlangıcı var. Efendim Şeyh Camii'nden anlatacaklarımı burada noktalıyorum. Bitmedi ama noktalıyorum. Gerisini geleceksiniz efendim. Bu büyüklerin huzurunda da sizlere programda tembih etmiş oluyorum. Geleceksiniz, Kayseri'yi göreceksiniz. Bu güzel, bu mübarek insanların türbelerini ziyaret edeceksiniz. İmkanlarınız varsa, bedeni imkanlarınız, maddi imkanlarınız varsa buyurun gelin. Kayseri sizleri güzel güzel misafir eder. Efendim sonuna gelmiş bulunuyoruz programımızın. Hoşça kalınız.